Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, ben Harun ve bugün sizinle birlikte Roblox oynuyoruz. SCP Vakfı Türkiye'deyiz. Hepiniz hoş geldiniz diyelim. Evet, vakıf personelleri çıktı, tamam çıktı o arkadaş, sorun yok. Evet, bölüm yöneticileri ve bölüm üyeleri, personellerin hepsi burada şu an olanların. Biz yeni vakıftayız. Bunu tamamıyla tanıtmak için, göstermek için, sizi buraya çağırmak için bu videoyu yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. Tamamdır. Hadi bakalım. O zaman şöyle başlayalım. Şimdi her personel durursa yerinde sabit. Arkadaşlar şimdi bizim bir videomuz vardı. Videoda nasıl seviye atlanacağından falan bahsetmiştim. Abi bir dakika. Tamam, bas konuşu kapatmayı unutmuşum. Şimdi arkadaşlar bizim bir videomuz vardı. O videoda biz nasıl personel olmayacağını göstermiştik. Her şeyi göstermiştik. Seviye nasıl atlanır, formlar nedir, nerede bulunur, Discord nedir falan işte. Yani bunların hepsinden bahsetmiştik. Bölümleri tanıtmıştık. Sadece göstermiştik. Burada biraz daha derine ineceğiz. Birinci kategorileri göstereceğim size. Tamam. Böyle. Şimdi başlayalım o zaman. Güvenlikten başlayalım. Güvenlik, sen komut ver. Bize şeyi göster. Cephaneliğinizi gösterin. Önden gidin. Ben arkanızdan geleceğim. Arkadaşlar böyle güzel bir animasyonumuz var. Yürüyüş animasyonu. Yavaş yürüyoruz. Hani böyle ooo bu çekilir mi bu falan derseniz şöyle bir koşumuz da var. Hani hiç sorun değil. Koşabiliyoruz. Yavaş yürüsek bile. Şimdi arkadaşlar buraya girelim. Bir GB bölümü, güvenlik bölümünü göstereyim size. Evet, güvenlik bölümünün odası böyle bir yer. Güvenlik olmayanlar arkaya geçerse çok hoş olur. Arkama dizilin. Tamamdır. Arkadaşlar güvenlik bölümünün vakıftaki görevini ben açıklayacağım size şimdi. Tamam, kendisi öldü biraz. Sesler iyi mi, bir ona bakayım. Biraz kısabilirim. Tamamdır. Güvenlik bölümü arkadaşlar bizim vakfımızda şu şekilde. Vakfın genel olarak güvenliğini sağlıyor. Testlerde personelleri koruyor ve komut veriyor insanlara. Güvenliğin olayı bu. Yani genel olarak bizim vakfımızda bu. Kendisini çok şekil falan diyenler olacaktır ki öyle, evet. Güvenlik ve MGB bölümü, yani mobil görev birlikleri çok şekil bölümlerdir. Evet, Ahmet Enes de geldi. O da zırhını giysin. Tamamdır. Askeri bir birlik. Silahları var. Tamam. Ya bölüm bu şekilde. Çok kısa keseyim. Çok uzatmayayım. MGB'ye gidelim. Askerler siz de gelin. Güvenlikler. Buradan hemen bir tamam canım. Buradan iniş vardı. Unuttum ben. Her neyse. Gidelim. Kapılar da bu şekilde. Aa evet, bir bilimsel var. MGB'ye gidelim, sonra bilimseli tanıtırız. Red Dragon hoş geldin bu arada sen de. Duymuyor ama videodan selam gönderelim. MGB burada değil, evet. MGB'ye gitmeden önce bir bilimsele gidelim isterseniz. Tamam, MGB 3 kişi var, tamam. Oraya biz gideceğiz ama ilk önce bilimsel bölümü gösterelim. Şu an burada birkaç duvar olmayabilir, sıkıntı olabilir. Onları çok takmayın. Burası bilimsel bölümün odası. Öyle denebilir. Bilimsel bölüm burada spawn oluyor, doğuyor. Arkada bir şey odası var. Şurada duvar olduğunu düşünün. Oyun daha yeni. Ne oluyor? Nokta atışı yaptı biri. Oyun daha yeni. Bugün tam olarak yayınlandı. Daha önce hiç şey olmamıştı. Açılmamıştı. Bugün açtık oyunu. Bugün ayın kaçı? 3-8-2019. Peki, bilimsel bölüm böyle. Bilimsel bölümün görevini açıklayayım. Bilimsel bölüm iki tane daha var. My Shadow ve Red Dragon. Bilimsel bölüm şu şekilde oluyor. Genel olarak vakıfta test yapıyor. Ve SCP'lerin görevini, SCP'lerin özelliklerini açıklamaya çalışıyor. Özelliklerini öğrenmeye çalışıyor. Sınıfta personeli kullanarak testler uyguluyor SCP'lerde. İşte yetkilerini, özelliklerini, kullanabileceği güçleri falan, bunları öğreniyor. Onları rapor ediyor falan filan. Bilimsel bölüm böyle. Bu bilimsel bölümde kategori 1. Güvenlik bölümü de kategori 1.
ve mobil görev birlikleri var kategori 1'de. Diğerleri kategori 2. Onları da çok kısa bir şekilde bahsedeceğiz ama hepsinin binasına girmeyeceğiz, hepsinin yerine. Peki o zaman MGB'ye gidelim. MGB biraz uzakta. Şu ışıkları yalnız kapayalım. Burada şey oluyor. Sonra çok fatura geliyor. Gelirlerse. Tamamdır. Sektör 3'e gideceğiz şimdi buradan. Gitmemiz gereken. Vakıf biraz karışık gelebilir ilk oynayanlara. Bana da hala hafif karışık böyle. Karıştırdığım yerler oluyor. Çok normal. Öyle düşünün. Şimdi sektör 3'e gidelim. İnşallah herkes bulur, kaybetmez. Ben bir re çekeyim burada. Oyunun seslerini kıstım. Koşalım hemen. Kaçalım buradan. Kaçalım buradan. Çok ses geliyor. SCP sesleri. Bunlar daha düzeltilecek zaten. Küçük bug'lar bunlar şu anlık. Koşuda falan bug olabiliyor normal. Neyse mobil görev birliklerine gidelim. Buraya da bu arada güzel. Süper bir sıra olmuşlar. Kendilerini tebrik ediyorum. MGB'nin armorisi yani cephaneliği burada. Vakfın dışında olmak zorunda. MGB'nin genel özelliği olarak. GB'leri de bekliyoruz bu arada buraya ama. Heh, geliyorlar, tamam. Çok güzel. Müzik de geliyor. Aa, biz bu müzikten telif yeriz ya. Tamam, oyunun seslerini kapattım tam olarak. Giriş yasaklanmış. Sadece yönetici girebilecekmiş. Sizi burada bekleteceğim. Tamam. No, bir dakika, oyun niye kasıyor? Oyun garip bir şekilde kastı. Bizimle alakası yok yani. Tamam. Evet, burası da MGB'nin cephaneliği. Biraz şekil şükül gözükebilir. Öyle bir yer. Şöyle gösterelim. Hepsinin bir şeyi var işte. Bölümün rütbeleri var. Rütbelere göre özel zırhlar var. Güvenlik bölümünde de aynı şekilde. Şimdi gelelim MGB'nin genel görevine. Şimdi MGB'ler, daha doğrusu NTF, şey MTF, Mobile Task Force diye geçiyor. Fakat biz değiştirdik her şeyi. MGB, SCP kaçtığında vakıfta yardım eder. Güvenlik bölümü gibi personelleri SCP'lerden korumak adına şeyler yapar. Testlerde, büyük çaplı testlerde, büyük güvenlik gerektiren testlerde bulunurlar. Yani güvenliğin ek bir versiyonu gibi düşünün. Alımlar başlayacak. Hani bugüne kadar yaklaşık 1,5 hafta alım olmadı MGB için. Fakat bundan sonra olacak. Bugün hatta yapacağız videodan sonra hemen. Tamam. MGB böyle. Kendi iç dallarının görevleri var. Onları tabii ben bilmiyorum. Saymayacağım. Her şeyi de şey yapamam. Tamamdır. Buraya kadar girmişler. Pekala. İzin verirse siyah arkadaşımız ve GB'ler yolu açarsa. Teşekkürler. Tamamdır. Buradan gidelim. Ya hep bir de sanıyorum ya ben bu şeyi. Neyse. Oo, burada bir kasış oluyor. Neyse. Bir lag bug bir şey var. Köşeler kalmıştı. Tamamdır. O zaman hemen bir vakfa geri dönelim. Koşalım arkadaşlar. Gelin. MGB'ler de gelirse güzel olur. Burada hep birlikte bir video yapıyoruz. Şimdi vakıfta şöyle bir durum oluyor. İlk önce seviye 0 formunu göndermeniz gerekiyor. Gruba ilk girdiğinizde sınıf D olarak olmuş oluyorsunuz. Tamam, burada yine SCP sesleri. Sınıf D olarak gelmiş oluyorsunuz. Orada seviye 0 formunu onayladığınızda vakıf personeli oluyorsunuz. Teşekkürler İmpesiz. Seviye 0'ı olduğunuzda Discord'da bir personel olarak gözüküyorsunuz artık. Discord'da ve oyunda elbette. Artık bu şekilde bir vakıf personeli. Temizlikçi tarzı bir şey ama hani çok kafanıza takmayın. Zaten bir ara bölüm yani tam olarak bir bölüm bile değil. Tam olarak yaptığı bir şey yok. Bir vakfa yararı çok yok yani. Temizlik yapıyor güya ama aynen öğrenme bölümü. Vakfı işte bir Q0 dediğimiz bu sektör 0'ı bir turlarsınız. İşte bölümleri bir tanırsınız. İşte insanları tanırsınız. Telsizinize de bakarsınız. Telsizimiz de var. Açmayacağım onu. Çok yer kaplıyor. İşte yani seviye 0 böyle. Çok yapabileceğiniz bir şey yok. Seviye 1 olduğunuzda birçok bölüm sizin için açılmış oluyor. Bunlar not ekleyebilirsiniz. Evet, ekleyebilirsin.
Sesli izin alabilirsiniz zaten. Ne diyordum ben? Seviye 0. Seviye 1 olduğunuzda bölümler açılıyor. Bölümlere artık girebiliyorsunuz birçoğuna. MGB ve ahlak ekibi haricinde hepsine girebiliyorsunuz diye biliyorum. Girebilmek için alım kanalı var Discord'da. Buna bakabilirsiniz. Orada alımlar yapıldığında veya sürekli olduğunda size belirtiliyor. Ha tamam. Seviye 1'den sonra seviye 2, seviye 3 durumu var. Bu ikisinde de yapabileceğiniz yetkiler artıyor sadece. Hani bölüm bölüm olarak da evet oluyor. S3 olduğunuzda, seviye 3 olduğunuzda işte MGB ve ahlak ekibine girebiliyorsunuz. Aynen. Girebileceğiniz odaların sayısı artıyor. Gittikçe, ilerledikçe. Yetkiniz artıyor. Yani çok önemli değil eğer bir bilimsel veya güvenlik olacak biri için. Öyleymiş. O zaman seviye önemli bir şey. Yani her gün bir seviye atlayabiliyorsunuz eğer düzgün bir şey yaparsanız. 24 saatte bir gönderebiliyorsunuz. Hepsi onaylanırsa zaten 3 günde, 4 günde seviye 3 olmuş oluyorsunuz. Alımlara katılın. Siz de gelin. Burada sınıfta olan birçok insan var. Yani hepsini burada personel olmasını isterim ben. Gerek güvenlik, MGB, bilimsel. Kategori 1'den hepsine rush yapsınlar. Hemen bir gitsinler. Yani girmeye çalışsınlar. İkinci kategori olanlar gene çok şey değil. Hani önemli olarak değil, öncelik olarak. Ama onları da girip hani roleplay eğlenceli bir hale getirebilirler. İşte gerek doktorlar var, üretim bölümü var, işte AI'ler var. Pekala. Aynen hala aynı şeyi yapıyoruz. Her neyse. Herkes zaten çıkmıştır videoya diye düşünüyorum. Ha, MVT hakkında biraz konuşalım. MVT şu an vakıfta en kapsamlı olan ikinci kategori aslında. Şu an bizim vakfımızda değil ama gelecekte olacaklardan biri. MVT yani Mühendislik ve Teknik Servis bölümü genel olarak vakfın elektriğinden sorumlu. Vakfın bakımından işte mühendislik gerektiren yerlerden sorumlu. Şu an vakfımızda yok. Gelecekte ekleyeceğiz. Çok önemli alanları olacak yani. Şimdiden girmenizi önerebilirim. Ama hani şu anlık ben MVT olayım, gezeyim, işte çok eğleneceğim demeyin. Şu anlık bir şey yok. Birkaç haftaya belki olabilir. Öyle. Evet stüdyo. Söyle. Onu söyleyeyim değil mi? Evet aynen. Videonun başında dedim. Bu yeni vakıf dedim ama. Şöyle bizim... silah ateş etmeyin. Eski vakfımızdan yeni vakfımıza geçtik. Bu yeni vakıf şu an hani daha gelişmiş. R15 birçok şey daha kapsamlı. Diyeyim. Daha kapsamlı değil belki de gelecekte olacak. Planımız bu yani. Yeni vakıf. Güzel bence. Hepinizi bekliyorum. Yani. Zaten bu yüzden bu videoyu tekrar çektik. Yeni vakıfta da bir rolünüz olsun diye. Aynı gruplar bir şey değişmedi aslında ama hepinizi yine bekliyorum ben. Tuvalet. Hiç tuvalete girmedim ha bu vakıfta. Zaten bugün açtık da. Ha yok videoda şu an olmaz. RP'yi ayrı bir videoda yapacağım. Yalnız ne oluyor gençler? Bir dakika. Bir dakika ya ne oluyor? Herkes bir tuvalete girsin bakalım. Adam fenerle giriyor ya. Tamam ben çıkıyorum. Çok fazla insan doldu burası. Kaçalım hemen. Tamamdır. O zaman şöyle yapalım. Videoyu şimdilik bitirelim. Roleplay videoları gelecek yakında. Yani rol yapma videoları. Aynen bayağıdır oldu ama aynı şey yapıyoruz. Tamamdır. O zaman görüşürüz diyelim. Yeni vakfımıza hepinizi bekliyoruz. Hepinizi bir bölümde görmek isterim. Tamamdır. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.